Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Patch 19 yarın 12 Kasım'da Hearthstone'a geliyor. Ve Patch 19 Hearthstone'un en büyük patchlerden biri olacak. Çok ciddi değişiklikler var. Ayrıca tabii Mendisar'da Dark Moon Fairy kartlarında hepsi açıklandığı için onları da artık oyun içerisinden görebileceğiz. Ama tabii daha kullanamayacağız. Evet, şimdi bakalım. Duels gelecek ayrıca resmi olarak. Şu an biliyorsunuz erken erişimde. Her hero'nun sadece bir hero power'ı ve bir treasure'ı var. 17'sinde gelecek ve her hero'nun 2 hero power'ı ve 3 treasure'ı olacak. Ve üzerine Mendicity, the Dark Moon Fair ve Whispers of the Old Gods'da izin verilen expansion'lar eklenecek. Eski yani Naxxramas, Karazhan, Basic, Classic ve Skolomance Academy olacak. Üzerine Whispers of the Old Gods ve Mendicity, the Dark Moon Fair gelecek. Gelelim. Silas Darkmoon Battleground'a geliyor arkadaşlar. Pasif bir hero power var. Bob's Tavern'de bazı minionların tavern Darkmoon ticket olacak arkadaşlar. Yani bu Darkmoon Fair'de ticketler olur, onlarla bir şeyler yaparsınız. Eğer toplam 3 tane ticket toplayabilirsiniz, yani ticket diğerlerden 3 tane alırsanız, kendi tavern tier'ınızdan kaçsa olsa da 3, 4, 5, 6, 2 her neyse, 2 de olmaz herhalde de, 1 minion discover ediyorsunuz. Silas Darkmoon oyuna 1 Aralık'ta resmi olarak gelecekmiş. Eğer tavern pass'iniz varsa Silas Darkmoon'u 1 Aralık'tan önce oynayabilecekmişsiniz. Şimdi arkadaşlar bu büyük patch dedim. Büyük patch'te ne olacak? Bir kere achievement'lar geliyor arkadaşlar. Bir reward'larımızı takip edebileceğimiz yer olacak. Ve ödüller çok çeşitli olacak. Her gün gelen görevler olacak ve haftalık görevler olacak. Şurada görüyorsunuz biraz screenshot'ta. Bunlar experience verecek. O experience'ları toplayarak level atlayacağız. O atladığımız level'ların da ödülleri olacak. Mesela diyecek ki rare kart verdim. Efendim legendary kart verdim. Paket verdim. Gold verdim. Ondan sonra hero verdim. Çeşitli çeşitli olacak. O hero'ların level atlayan versiyonu olacak. Yani işte önce bir tıfıl Jaina, sonra daha klas bir Jaina falan. Aşağıda resim var, görürsünüz. Questler değişti. Ve profil sayfamız değişti. Mesela arkadaşlar şu an atıyorum hangi hero'mla kaç win'im var diye ne yapıp nasıl yapıyorsunuz? O hero ile oynamadığınız bile olsa bir destek tutmanız ve play page'ine girmeniz lazım. Çok tuhaf. Şu an hepsini gösterecek artık. Yani diyecek ki işte Warlock'la şu kadar win'im var. Priest'le bu kadar win'im var. Hepsini görebileceksiniz. Daha detaylı olacak. Questler casual'da, rank'te, arena'da ve duels'da tamamlanacak. Ayrıca Battlegrounds ve Tavern Brawl odaklı questler de var diyor. Bu modların herhangi birisinde arkadaşınızla görevleri yapabilirsiniz diyor. Yani şu an olanlarla aynı. Görevlerin yapılma şekilleri. Achievement'lar kategori ve alt kategoriler ayrılmış durumda diyor. Bazı özel adventure'lar sadece uygun yerde. Mesela atıyorum Ragnaros'la bir Battlegrounds oyunu kazan diye bir achievement varsa, değil mi? Başka bir yolu yok. Diğer genel şeyler ranked arena veya duels'a tamamlanabiliyor diyor. Bazı achievement'larda ilerlemeniz yanlış takip ediliyor olabilir diyor. Farkındayız. Patch'le düzelteceğiz diyor. Oyunu normal oynarsanız bonus experience olacak diyor. Fakat friendly challenge'lar da olmayacak diyor. Çok detaya girmeyelim. Burada da Battle Pass'in şey versiyonu göreceğiz. Reward track'i varmış. Bu herkesin erişebileceği bir kısmı olacak. Bir de para verenlerin erişebileceği bir ekstra kısmı olacak. Bakın işte level atlayan hero'lar görüyor musunuz? İşte Jaina. Orta bot Jaina, büyük boy Jaina, trallar falan. Tıfıldan gidiyor şeye doğru. 20 dolar olacakmış. Tabi biliyorsunuz bu bizde 20 euro olacak. Eğer her zamanki usul devam ederse Android'den bunu 100 liraya almanız
mümkün olacak. Tavern Pass'i hemen almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz an alabiliyorsunuz. Atıyorum mesela 37. level mısınız? Gidip Tavern Pass'i alırsanız 37. level'a kadar paralı Tavern Pass'in getirdiği her şeyi bir anda alıyorsunuz. Ama başta almak daha iyi, almayı düşünüyorsunuz. %10 experience bonus veriyor. Golden Silas Dark Moon veriyor. Evet, bu kadar. Tavern Pass demişler. Ha. Şu Unhealed Warrior Heroes'u verecekmiş. Ve kozmetik coin verecekmiş. Dark Moon Fair temalı coin. Yani coin'iniz normal olacak da Dark Moon Fair temalı olacak. Böyleymiş. Reward Track. 20 Euro. Fena değil fiyatı bence. Beklenen ucuz. Battlegrounds perkleri var biliyorsunuz. 2000 gold'muş. 2500'e daha bunu indirmişler biraz. İyiymiş. Bu ayrıca arkadaşlar Mega Band'ın içerisinde var. Bir takım bug'lar var. Önemli bir şey var mı? Küçük küçük şeyler var. Peki. Bu 4 ay oynamayıp oyuna dönen veya oyuna yeni başlayan insanlara gelen bir ödül desteği vardı arkadaşlar. Onları güncellemişler. Bu linkte varmış deste listeleri. Arena'da kartlar değişiyor arkadaşlar. Kimlere veda ediyoruz? Rise of Shadows, Saviors of Uldum ve Descent of Dragons'a veda ediyoruz. Onların yerine eski serilerden Whispers of the Old Gods geliyor ve Madness at the Dark Moon Fair'e geliyor. Yani mesela Twin Tines gidecek örneğin. Ondan sonra neydi o 7 mana 7'ye 5 reborn yaratığın adı. Her tur 1'e 1 taunt koyan. O da gidiyor. O da veda edecek piyasaya. Neydi onun adı ya? Mami değil. 7 mana 7'ye 5. Wrapped Golem. Wrapped Golem. Onlar gidiyor. Ama mesela arkadaşlar atıyorum Wing Guardian. Biliyorsunuz o Galakrond's Awakening Adventure'ından gelme. O kalacak mesela. Ama dediğim gibi işte Saviors of Uldum, Rise of Shadows ve Descent of Dragons gidiyor. Arena'da. Ne zaman değişirler tabi bilmiyorum bunu. Böyle. Şu desteklerine de hızlıca bakalım madem. Survival to Fittest Kalitas Druid veriyormuş. Evet. Guardian Animals nerfinden sonra bu aslında tabi arkadaşlar eğer Guardian Animals nerflenmese bu seçecek. En iyi de sordu. Face Hunter veriyormuş. Genel olarak arkadaşlar bunların Dust Coast'larını paralel tutmaya çalışıyorlar. İçindeki Legendary sesi genellikle eşit oluyor. Okay. Şu an Face Hunter güçlü tabi. Bunların içinde şey var mı hiç? Şu an anlayamıyorum ben bakamadım. Yok. Hiç Madness at the Dark Moon Fair destek kartı yok. Spell Mage veriyor. Bu arada enteresan bir şekilde normalde bunlar biraz kötü olurdu. Şu an bu bayağı meta game destesi. Yani meta game'de deste bu halde ama problem şey yok. Yani yeni kartları çok Madness at the Dark Moon Fair kartı. Ama tabii Madness at the Dark Moon Fair kartı olmaz ki. O zaman tuhaf olur yani. Düşünsenize oyuna sıfırdan başlıyorsunuz bam. Hazır desteniz var hiç Madness at the Dark Moon Fair almak zorunda kalmıyorsunuz. Evet doğru. Size Scholomancer Academy metasını da veriyor. Pure Paladin mi bu? Pure Paladin. Bayağı şaşırtıcı yani. Full. Yani normalde hep burada saçma sapan bir kart oldu. Şu an full meta game listesi bunlar. Yani belki en mükemmel versiyon değil ama iyi versiyonlar yani bunlar. Peki. Dragon'lu Control Priest. Çok güzel. Peki. Silah. Ha, bu mesela en saçması. Bu bitti arkadaşlar bu deste. Yani Secret Passage'ın 5 değil 4 karta bakmasıyla bu deste kalmadı hiç mesela. Popüler deste. Totem destesi. Blizzard bununla bir uğraşıyor ama bu da pek olacak gibi değil. Şimdi yeni gelen kartlarla belki olur. Bu da patlak. Özellikle Dark Grave'den sonra bu da patladı iyice. Ve Pirate Warrior bu hiç ama hiç yok baba. Böyle bir şey yok ya. Komedi. Yani arkadaşlar buradan şimdi tabi burada bir şey öngörüsü lazım. Yeni expansion'dan gelecek kartlar hangi desteği iyi hale getirebilir? Totem Şaman için bir şeyler var. Pure Paladin için
şeyler var. Güzel bir Legendary falan geliyor. İki tane Legendary var. Bu ne kadar iyi olur bilmiyorum. Yani bunun arkadaşlar Evocation 2 manaya çıkarıldı ve Astromancer Solarian'ın Prime'ı 9 manaya çıkarıldı ya. Ne kadar şey bilmiyorum. Burada arkadaşlar benim tavsiyem, yani oyuna yakın zamanda dönecek olursanız bu iyi. Çünkü bunu büyük ihtimalle içine o yeni gelen Irelia falan bir iki tane kart koyarak bu yine güçlü bir halde kalabilir gibi duruyor. Benim tavsiyem Paladin. Veya Hunter olur ama birinci tavsiyem Paladin. Böyle. Bayağı güzel destekler koymuşlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Patch 19 böyle. Hayırlı uğurlu olsun Achievement'lar. Bakalım neler gelecek.